Arkadaşlar yeniden merhaba, hepiniz hoş geldiniz. The Wild Eight bölüm 2'ye kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Yorumlarınız, beğenileriniz ve destekleriniz için cidden gençler çok teşekkür ederim. Sizin de bu oyunu beğendiğinizi ve devamını görmek istediğiniz için çok çok mutluyum. Şimdi hemen görevimize bakalım. Tabii ki burayı öncelikle yağmalayacağız. Sonra dışarı çıkacağız, gezeceğiz. Fakat burası diyor ki hangi sığınak bölgelerini ziyaret edebileceğini görmek için kontrol ediyor. Şurada bir terminal gördüm ben. Şunu bir kullanalım bakalım. Burası şimdi görünüşe bakalım ve eğlence odasına giremiyoruz. Herhalde güç dağılımı tam buraya göre yapılıyor. Yani aynı zamanda Sera, mühendislik ve salona verdikten sonra özellikle kafeterya, depo odası, yönetim, eğlence odası vesaireye elektrik veremiyoruz. Burada bir dengele tuşu var. Dengele dersem. Aa, her defasında buraya gelip dengelememiz mi gerekiyor? Geçen günler bir yazıyordu orada, fark ettiniz mi? Aa, her defasında buraya gelip dengelememiz lazım ki günler sanırım, düzeltiyorum. Herhalde jeneratör bir şekilde sıfıra bağlanıyor. Pekala. Şimdi hızlı bir şekilde TV'yi kullan diyor. Mesela TV'yi kullanabiliyoruz fakat bir şey olmadı gördüğüm kadarıyla. Görünüşe bakılırsa orada sadece karıncalar. Ekranda karıncalar. Gitar çalabiliyoruz. Bakın gitarı çaldım, fark ettiniz mi? Yalnızca 4 notaya basınca gitarı çalmış oluyoruz abi. Müthiş. En sevdiğim. Her şey keşke bu kadar kolay olsa var ya, gitarı çal. Dın dın. Bitti. Hayatta her şey bu kadar kolay olmalı. Pekala. Şimdi burayı tabii ki lootlayacağız. Birçok şeyi lootlayabiliyoruz. Dolayısıyla biraz zaman geçireceğiz belli ki burada ve aman yarabbi, görünüşe bakılırsa bayağı da malzemeye ihtiyacımız var. Şimdi bunlar stackleniyor mu bilmiyorum. Bunu alalım. Stackleniyormuş. Harika. Bunu alabiliriz. Bunu alabilirim. Fıstık ezmesi. Oğlum inanılmaz. Bak bunu da alabilirim fakat bir sonraki için yerim kalmadı. Dolayısıyla her yeri tek tek aynen hoop evrensel anahtarını yerleştirir. Yücük omudunu sürer. Aa, karnımız acıktı. Bir saniye. Hemen şunu tüketelim. Hemen mantarlarımızı yiyelim abi. Doygunluğumuzu verdik. Bu arada bakın, yediğiniz yiyecekler açlık tabii ki arttırıyor. Ve aynı zamanda küçük bir bölümünüzü de arttırıyor. Sağlığınızın özellikle. O yüzden gayet güzel. Şimdi 43'lü kaç oldu bakalım, merak ediyorum. Şimdi biz onu yaparken çalışma tezgahı gayet güzel. Buralarda yapabileceğimiz herhangi bir eşya yok. Çünkü hem burası workshop level 1'de. Hem de baksana kendime dikenli çubuk yapabilirim. Oh, yeterli kaynak yok. 5 tane falan şey gerekiyor. Scrap gerekiyor. Ve bu... Sanırım bu 6-8 vuruyor. Bakın bunlar 4'e 5 hasar gücü var. 4'te 5 arasında. Bu 6 ile 8 arasındaki. Bu bence gayet. 43 ile 63'e geldi yanılmıyorsam. Harika. Biri sonunda beni buldu. Ben Scotty. Biliyorsun ya Scotty. Bina görevlisi. Lütfen kapıyı açabilir misin? Sıkışmış ve günlerdir, hatta belki de haftalardır burada kilitli kaldım. Peki ne yiyorsun, ne içiyorsun? Tanrıya şükür burada yiyecek var. Ah derken. Uzun süre önce ölmüştüm diyor. Pekala. Kapı açılmıyor mu? Bekle, sanırım bir fikrim var. Kapının yanındaki terminali görüyor musun? Evet görüyorum. Yanındaki radyoyu al, böylece uzaktayken seninle konuşabileyim. Pekala, radyoyu aldık zaten yanılmıyorsam. Şöyle görev eşyalarına bakabiliyor muyum tekrardan? Buradan değil, buradan mı? Aynen, görev eşyaları. Aa bak, bir tane şeyimiz var, telsizimiz var, harika. Yeşil butona bas ve başlayalım diyor. Bastım. Scotty bilmiyor. Fedupsam keşfetti. Etkileşimi neye basılı tut diyor. Allah Allah, basılı tutalım. Scotty'ye atölye salonundan çıkması için gereken eşyaları getir. Scotty bilmiyor. Scotty doesn't know diye bir herhalde. Scotty'nin alıcısı var burada. Aa bak, buraya bir şey koyuyorsunuz ve öbür tarafa geçiyor. Daha iyi bir ödül almak için daha kaliteli bir eşya getir. Aa bak, bir şey verebiliyorum Scotty için. Ne vereyim? Fındık ezmesi vereyim mi Scotty'ye? Fındık ezmesi Scotty. Aa, sence görev eşyası mı verebiliyoruz? Bunu da veremiyorum. Kimyasal verebiliyor muyum? Veremiyorum. Taş vereyim. Veremiyorum. Pekala. Muhtemelen Scotty'ye verebileceğimiz eşyalar sınırlı gençler. Dolayısıyla aa, burası şeymiş, sandık. Pekala. Çöp kutusu yazdığı için biraz kafam karıştı. Dolabı hemen hızlı bir şekilde lootlayalım. Sanırım dışarıyı gezeceğiz. Hani ne bulabiliyorsak bulacağız ve ardından tekrar buraya gelecekmişiz gibi hissediyorum. Şimdi burada bir yer var. Buraya sanırım hiç girmeyeceğim. Şu kamerayı sürekli değiştirmek zorunda kalıyorum gençler. Kusura bakmayın eğer sizin kafanızda karışıyorsa. Çünkü hani daha rahat bir şekilde etrafımı görebilmek adına kamerayı yer yer değiştirmem gerekiyor. Burası bir yere çıkıyor bak. Genetiği değiştirmiş domates tohumları. Vay, gayet güzel. Domates tohumu. Oha. Aa, burayı ekebiliyor muyuz bir şekilde? Bir dakika, bunları kullanamıyor muyuz? Tohumları ek. Kavun. Pekala. Dereotu. Oo, her yerin şey. Oo, vurmak. Vurmak istemedim abi. Vurmak istemedim. Patates. Pekala. Salatalık. Çok güzel. Oo, inanılmaz. Şuraya bak. Yeşil soğan. Ha, burası komple yeşil soğan. Ben iki taraf olduğu için farklı farklı ekiyoruz sandım. Havuç. Havuç çok severim. Aa, domates. Otomatik tarla her şeyi kendi yapıyor gibi. Yani tek yapmam gereken birkaç gün beklemek mi? Aa bak. Ekildi sanırım. Bakın bir şey oluyor gençler. Bak, buradaki şey ilerliyor. Görüyor musunuz? Benim gölgemden göremiyorsunuz sanırım. Bakın şu an daha rahat görebiliyorsunuz. Aynen, bu sanırım otomatik olarak ekiyor. Ne zaman olacağı konusunda çok fazla bilgim yok açıkçası. Yazıyor mu? Domates yazıyor sadece. Peki. Okey. Burayı sanırım belli bir zaman sonra tek kafeterya için anahtar vesaire gerekiyor ya. İlginç. Şurayı da bir hızlı bir şekilde lootlayalım ve sanırım
burada alacağımız daha farklı bir şey kalmadı gibi gözüküyor. İşin iyi yanı hem karnımızı tekrardan şöyle bir doyuralım. Muhtemelen bir noktada avlanmam gerekecek çünkü sürekli olarak tohum ve böğürtlen yiyerek hayatta kalamam gibi hissediyorum kendimi. O yüzden kendimize hani bir şekilde avlanma konusunda da geliştirmemiz gerekiyor. Ve sanırım iç alanlarda yürüdüğünüz takdirde kendi yürüme gücünüzü arttıramıyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum. Dolayısıyla hani her şeyi dışarıda yapmanız gerekiyor ki deneyim puanı kazanın, binalarınızı yerleştirin vesaire vesaire. Pekala. Burak işimiz bitti. Dışarı doğru çıkıyoruz ve işte bu. Hakikaten harika. Saat sabahın ikisi, muhtemelen sabah oluyor. Henüz uğramadığımız bir yere uğramak istiyorum. Bakın burada bir soru işareti var. Burada bir başka radyo kulesi var. Muhtemelen burası için yine jeneratöre ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla biz şöyle yukarı doğru gidelim. Hatta bakın burada bir ambar var. Biz oraya gittik mi emin değilim. Sanırım gitmedik. İsterseniz önce bir geri dönelim. Tamam mı? İlk başladığımız yere doğru geri dönelim. Burada araştırdık. Bizim yerde bizim sandığımız da olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer sandığım da görünüşe bakın. Burada iki tane sandık gözüküyor abi. Şuraya bir uğrayalım mı? Bir dakika. Orası solda gözüküyor şimdi haritayı açınca. Pardon, harita kapalıyken solda gözüküyor. Açınca sağda gözüküyor. Bakar mısınız? Oha çok acayip. Bak. Bak diyor ki, a burası East diye, a burası Doğu diye gözüküyor. O halde doğru. Bak şeye bakar mısınız? West, a bak normalde N'nin yukarıda olması gerekiyor. Yanlışım mı var? Yok bak N, S burada olması lazım fakat kuzey bu tarafta. Allah Allah, neyse problem değil. Küçük harita bize yardımcı olduğu için gayet mutluyum. Şimdi şunları bir kurtaralım. Bu arada kendimize çivili sopa yapabiliyoruz. Haberiniz olsun. Yalnızca şu hurdaların... Allah! Oğlum bir dakika! Bir dakika! Silah fırlatmak için. Oğlum! Sıkıntı çıktı az önce. Ne oldu bilmiyorum. Şöyle bir karnımızı tekrardan doyuralım. Sağlığımız yine gelsin. Kurt öldürebilir miyim? Emin değilim gençler. O yüzden saldırma konusunda bir dakika. Aa bir saniye. Orada da kurt var. Şöyle bir şey yapalım. Biz şeyimizi bir kurup atölyemizi şuraya bir yere bir yerleştirelim. Çivili sopamızı yapalım. Çivili sopamızı... Aa bak bu arada bunlar bozuluyor mantarlı. Aa çürümüş. Lezzetli bir tat diyor. Hazımsızlık yaptı. Allah kahretmesin ya. Neyse. Neyse problem değil. Bir dikenli çubuk yapalım kendimize. Yaptık. Gayet güzel. Dikenli çubuğumuzu alalım. Şuraya koyalım ve sanırım artık savaşabilirim. Biz kalkan yapamıyoruz değil mi? Bunlar için ne gerekiyor? Seviye 2 gerekiyor. Seviye 2 için de bak değişik bir şey lazım. Bu ne? Bak bilmiyorum mesela bunun ne olduğunu. Zamanla keşfedeceğiz. Şunu bir toplayalım. Vurkaç yaparak bence kurtu öldürebilirim diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim düşüncem. Şimdi yolumun üzerine bir yerde kurt vardı. Hatta gitmek istemeyen şuradaki sandıklar. Önce sandıklarımıza bir uğrayalım. Görünüşe bakılırsa hiç kimse yok abi. Şunları toplayalım. Bunlar çünkü biliyorsunuz sadece... Bir dakika kurt. Bir dakika oğlum. Vur Eray. Çok iyi. Arkasına geçeyim. Yemiyor. Arkasına geçince yemiyor. Ya, evet de vuruyor size. Yapma. Yapma oğlum. Öldürdüm. İşte bu be. İşte bu be. Geberttim abi. Çiğ et çıktı. Bir tane mi çıktı? Oğlum hava çok soğuk. Muhtemelen kıyafetimiz yok diye vesaire mi üşüyoruz emin değilim ama tekrardan içeri girmem gerekiyor ve sağlığım yine çok azaldı. Pekala bir içeri girelim. Isımızı bir dengeleyelim. Ardından şunu sanırım kullanabilirim ya. Yoksa yemek mi yesek? Yok şunu bir kullanalım. Burada bir yerde bir şeyleri ısıtacağımız... Mutfağa falan geçebiliyor muyuz? Burada bir yerde mutfak var. Mutfağı biz yağmaladık mı emin değilim. Kafeterya var, salon var. Burada bir yerde eşyaların bak burada bir tane ünite var abi. Sol tarafa baktık mı emin değilim. Şöyle bir kontrol edelim komple. Aa bak! Otomatik mutfak. Nice. Oha! Ciddi misin abi? Bir salatalık, bir domates. Bakın kendinize bahçe salatası vesaire yapabiliyorsunuz. Muhtemelen burayı komple hani ekiyorsunuz vesaire tohum bulduktan sonra ve kendinize bir şeyler yapabiliyorsunuz. Aa bak et pişmiş. Aa harika. Aa eti direkt pişirdim. İnanılmaz. İşte bu kadar abi. İnanılmaz. Harika. Şimdi dışarı çıkıyorum tekrardan. Amacım ne bilmiyorum ama ısımız yerine geldiği için muhtemelen çoğu zaman şey yapmamız gerekiyor gençler bizim haberiniz olsun. İşte sağlığımızı bak orada her şey var yaban domuzu var. Muhtemelen yaban domuzu siz ona saldırmadığınız takdirde saldırmayacaktır. Dolayısıyla sıkıntımız yok. Tekrardan şu uçuşun olduğu yere gidelim çünkü orada bir görev güncellendi. Dolayısıyla hem orada ısınırız hem orada eşyalarımızı tekrardan bir kontrol ederiz. Hem doğada yürümüş oluruz. Dolayısıyla her türlü win-win ya. Dur burada oyunda ne yaparsanız yapın gençler biliyorsunuz ki. Aa bak bu bizim sandığımız. Bir saniye. Şu sandığı tekrardan açalım. Şu sağlık malzemelerini yanıma almak istiyorum. Benim bir yerde scrap'im vardı ama sanırım bütün sahip olduğum hurdaları şeyde kullandım gibi gözüküyor. Peanut butter'ı oraya koyalım. Bunlar bozulmayacak eşyalar olduğu için sandıkta saklamak bence çok mantıklı. Bizi geri koyalım. Bandaj benimle beraber dursun. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Okey. Harika gözüküyor. Pekala.
Odun eklememize hiç gerek yok. Isıtacak herhangi bir şeyimiz kalmadığı için şu noktada pek bir şey de yapmam gerekmiyor. Sanırım gençler bu sefer böyle soldan gideceğim. Ardından uçağa gideceğiz. Sola böyle gittiğimiz takdirde. Uçağa gittikten sonra kuzeye doğru vuracağım ve amacımız oradan direkt yeni görevimiz. Aa maden. Aa maden buldum. Kokuşmuş buldum bir tane. Kokuşmuşun ne olduğunu söylese keşke. Hapis kokuşmuş yiyecekmiş. Pekala. Söylüyormuş abi açıkçası. Tamamdır. Uçağa doğru gidiyorum. Selam gençler. Muhtemelen bunları öldürmek için menzilli bir silaha ihtiyacım var. Ok gibi. Ne bileyim taş fırlatabileceğimiz cihazlar olur ya. Slingshot mı deniyor? İngilizce slinger mı? Slingshot mı? Öyle bir şey. Şimdi bir toplayalım. Neredeyiz bu arada? Doğru yolda gidiyoruz. İyi ya. Karelerin arası çok fazla değil gençler. En azından şöyle bir 2 saniye 3 saniyeli yürümeyle tek kareyi boydan boya yürümüş oluyorsunuz. Bir yeri keşfetmek için de kareye yalnızca adımınızı bile atmanız yetiyor ki gayet güzel bir olay bence. Şimdi bunları açamıyoruz. O yüzden çok fazla kontrol etmeye gerek yok. Şimdi tekrardan şunu yanımıza alsak. Birazcık taş kasalım. Tamam mı? Şu taşı birazcık lootlayalım. En azından madenlerimiz full olsun. Çünkü bir şeyleri yükseltmek için biliyorsunuz ki madenlere ihtiyacınız oluyor. Tekrardan şeyi aldım oraya. Bir saniye. Şu silahınızı geçiyorduk böyle tıklayarak. Bunun bir tane kısa yolu vardır ama ben o kısa yolu bilmiyorum gençler. Dolayısıyla sürekli olarak mouse'a tıklayarak silahlar arasında geçiş yapıyoruz. Pekala. Bir tane vuralım 80. Aa, keşke yıkılmasaydı biliyor musunuz? Neyse. Dümdüz yukarı gidiyoruz. Yeni bir yeri keşfedeceğiz. Böylece etrafta yürüyerek de deneyim puanı kazanmak istiyorum bir an önce. Şunları... Aa kar yanını dağıt. Dağıtalım abi. Dağıtalım. Buraya yeni geldik ve... Aa çabuk. Çok iyi. Kamp ateşi bir dedi. Meşale yapılabilen ilkel bir silah diyor. Gayet güzel. Bizim bir silahımız vardı bu arada. 7-12 vuruyormuş dikenli çubuk. Bu da 5'e 9. Çok çok iyi. Kuzey mantarı toplayalım. Bak buz tutmuş sanırım bu. Kuşanılabilir diyor. Aa donmuş diyor şimdi de. İlginç. Pekala. Pekala. Bu oyunda keşfettikçe görev alabiliyorsunuz. Elektrik hatları nereye gittiğini öğren diye bir görev güncellendi gençler. Ciddi misin? Oha bakın burada. Görünüşe bakılırsa sağa doğru da gidiyor, kuzeye doğru da gidiyor. Peki. Oralarda bir radyo kulesi vesaire bulabilirsek muhtemelen işimiz çok daha kolay olacaktır. Çünkü burdayı kurtar. Bu arada hava havadaki renkler değişince şey oluyor. Ben biraz tırsıyorum çünkü karakter üşümüş gibi hissediyorum. Aslında üşümüyor yalnızca 10 PM yani saat şu an akşam saatleri. Şu olayı çok seviyorum. Hatırlayacaksınız mesela kar yağdığında vesaire akşam oluyor ama hava çok karanlık olmuyor gençler. Biliyorsunuz değil mi? O olay çok hoşuma gidiyor. Yani şu an değil bundan bahsetmiyorum. Biraz önceki olaydan bahsediyorum. Saat 11, 12, 1 bile olsa hani kar güneş ışınlarını yansıttığı için gezegenimizde olan işte hava çok fazla kararmıyor. Ve o olay hakikaten çok mutluluk verici. Pekala içeri girdik. Oğlum çok karanlık. O dehşet karanlık. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz dışarı bir çıkalım. Ardından şuraya gelelim. Bir kamp ateşi yapalım tamam mı? Kamp ateşi yaptıktan sonra şu çubuğu alalım elimize. Odun ekleyelim. Ardından odun ekleyelim. Bakın hemen yanmıyor biliyor musunuz? Şeyli yanıyor. Bunu pişirebiliyoruz direkt. Pişirelim ve pişirdik. Oğlum. Pişirince meşale oluyormuş demek ki. Harika, çok güzel. Bu arada ben şunları da pişireyim. Hatta diğeri de pişsin çünkü yemek sonuçta. Hani etimiz var elbette ki ama şimdilik mantarla. Lütfen abi şunları sol tıklamamam lazım. Bir şeyler çünkü sadece space alabiliyoruz. Pekala. İçeri şöyle bir açıyla girelim. Çok güzel bak. Bunları muhtemelen kaç... Oğlum, harbi misin ya? Abi çok fazla etrafta. Anti radyasyon kaskı. Oha ne olduğunu bilmiyorum ama alalım. Anti radyasyon kaskı buldum. Bir dakika görev itemi değil. Taktık. Bakın. Bakın gençler taktı. Herkese uyar. Radyasyona karşı kısmi koruma sağlar diyor. Müthiş. Bayıldım. Yalnızca arabalardan hurda alabiliyor olmamız da bayağı tuhaf olmuş açıkçası. Yani niye sonra tuhaf hurda alabiliyoruz? Mantarımızı gömelim. Diğerini de yiyebilirim bence ya. Acaba etkisini kaybediyor muyuz? Aa bak hızlanıyor. Çok iyi. Çünkü belli bir barı var ya gençler. Hani o bar dolmadan ikincisini yerseniz... Yenileniyor fakat ilki bu sefer heba oluyor gibi düşündüm fakat öyle değil. Yiyecek erzağı buldum müthiş. Bunlar MRE diye geçiyor gençler muhtemelen. Bana Long Duck'ta söylemiştiniz bu. Meal ready to eat. Yani öyle bir şey ki açıyorsunuz mesela yiyorsunuz. Veya bazı versiyonlarında da açıyorsunuz. Şeyle karıştırıyorsunuz. Suyla. Oha mühimmat buldum. Oğlum ciddi misin ya bunlar görev eşyası falan mı? Bir saniye kontrol etmek istiyorum.
Yo, görev eşyası da değil. Bak, bir tane jeneratör buldum. Gayet güzel. Nöbetçi kaskı. Oha, şaka yapıyor olmalısın abi. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdilik şu bandajı bırakalım. Aa, işaret fişeği tabancası. Allah Allah. Çantamızın bir an önce dolması lazım. Şunu yesek mi ya? Ya şunu bırakalım biliyor musunuz? Hiç gerek yok. Az önce bir şey buldum. Nöbetçi kaskı. Al abi şunu. Oha. Fazladan savunma sağlayan dayanıklı bir kask. İşte bu. İşte bu abi. Sen değil. Bunu çıkarmak istiyorum. Onun yerine nöbetçi kaskı takmak istiyorum. Bu bence çok daha iyi. Nöbetçiden ziyade polis kaskına benziyor. Pekala, o orada dursun. Antiradyasyon kaskını alalım. Bu ne? Bunu yere bıraktık. Biliyorum. Taş baltamızı bıraktık yere. Problem değil. Ahşap kasa bulduk. Şunu bir açalım. Buraya çanta... Yani depo niyetini de kullanabilirim muhtemelen. Bakın. Aynen. Ya çok fazla eşya var ya. Of, çok fazla oyunda eşya eklemişler gençler. O yüzden... Ya bir şeyleri muhtemelen geride bırakmamız gerekiyor. Aa, ateşimiz sönmüş. Aa, yazık. Pekala, problem değil. Şimdi burayı keşfettik mi? Keşfettik. Dümdüz evim güzel evim değil. Buradaki yere gidebiliriz. Aslına bakarsanız ne yapalım biliyor musunuz? Önce uçuşa değil de evim güzel evime de değil. İsterseniz önce bir radyo kulesine doğru gidelim. Tamam mı? Hem yiyeceğimiz var. Şunu, aa bak, bunu 3'e alabilirim. Demek çantamda bir yer açıldı. Pekala. Geri dönelim bakalım. En önemli olduğunu düşündüğüm şey ne acaba burada bir yerde? Taş balta var. Bandaj var. Başka da bir şey yok görünüşe bakılırsa. Okey. O zaman yani taş baltamızı alalım. Çünkü bandaja gerek yok şu noktada. Kokuşmuş. Geç. Neyimiz var? Zaten bizim sağlık kitimiz var. Dolayısıyla hiç de mühim bir şey değil. Pekala. Şimdi amacımız South. Bakın, buraya göre South. Yani buraya göre de şu tarafa gitmem gerekiyor. Aynen. Sürekli olarak South'a gideceğiz. Hatta South ve West'e gitmemiz gerekiyor. Yani şu bölgeye doğru. Abi ikisinin saçma ya. Çok saçma. Bakın, dengem şaşıyor. Her defasında iki işlem yapmam gerekiyor ki ben o kadar zeki bir insan değilim. Dolayısıyla tek işlem yapmak her zaman için benim işime gelecektir. Hava bu arada kar fırtınası var. Dolayısıyla varmamız gereken yere hızlıca gitmemiz gerekiyor. Çünkü hava sıcaklığını vücudumuz çok hızlı kaybediyor. İstediğim zaman tabii ki ateş de yakabilirim ama ya etrafta avcılar olduğunu düşünecek olursak bir noktada bulunduğumuz yeri terk etmemiz de gerekiyor. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Bir noktada belki ateş yakmam gerekebilir. Şunları kuzey doğru sürekli topluyorum abi. Sürekli ısınmanın bir yolunu bulmalıyım. Hızlı. Eksi 22 oldu. Ciddi misin abi? Bir saniye. Biz, oha, çok fena gitmişiz ya. Niye öyle? West'e mi gidelim birazcık? West'e değil, East'e gitmem gerekiyor. İşte bu yüzden kafam karıştı abi benim. Bir ateş yakalım gençler. Şuraya bir ateş yakalım çünkü hava sıcaklığı sıfıra ve... Oğlum bir dakika, sağlığım azalıyor. Ekle, ekle. Of 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 of, çok fena. Bakın, rüzgar estiği zaman sanırım ateşin şeyi daha fazla azalıyor. Fark ettiniz mi bakın? Aa, rüzgar bin dindi. Emin değilim dindim. Dolayısıyla biraz daha burada duracağım. Çünkü hiç gerek yok. Hazır burada duruyorken de biraz ısındık. Biraz odun toplayalım. Çünkü odunumuz olmadığı takdirde biliyorsunuz ki. Aa bak, şu an ısınıyorum mesela. Ateşe yakın değilim halbuki. Yaklaşalım ateşe. Bakın, sıcaklığı arttırdım. Tekrar uzaklaşıyorum. Bak, bir bar azalıyor. Fark ettiniz mi? O oğlum bayağı iyi olmuş. O olay çok iyi olmuş. En azından belli bir süre kendinizi şey tutabiliyorsunuz. Bayıldım. Şunu hemen şöyle bir tüketelim. Ardından şunu toplayalım. Şunu tekrardan... Aa, abim lütfen. Şu kontrol alışması bayağı zor. Ya özellikle farklı oyun oynadığınız takdirde tabii ki ya tuşları bazen unutabiliyorsunuz gençler, haberiniz. Olsun, şunu toplayalım. Ateşimizi kırabiliyor muyum? Lan kaza odun ekledik ya, tüh. Neyse, şu yolda bir yerde bir tane oduna vuralım da ağaca vuralım. İki tane verdi. Peki. Normalde üç tane verir genelde ama bu sefer iki tane verdi. Amacımız... Bir dakika. Aynen ha, bak buraya gitmek. East'e gitmek ya. Her defasında... Orası da doğu abi. Ben nasıl batı dedim ki oraya? İlginç. Neyse. South East gençler. Güney doğuya doğru gideceğiz. O zaman radyo kulesine gidebiliyoruz. Oraya da... Aa bak, saldırmadı mesela bana. Muhtemelen yaban domuzları pasif agresif. Öyle söyleyebilirim. Onlar da hani yani siz onları vurmadığınız takdirde sizinle pek fazla uğraşmak gibi bir niyetleri yok görünüşe bakılırsa. O yüzden sevdiğim türde canlılar arasında girdi bu oyunda. Radyo kulesi. Oo, güzel. Bu da haritamızı büyük bir ölçüde açarsa muhtemelen yeni gidecek yerler... Aa bak, yiyor onu. Hayır oğlum. Hayır. Hayır, kaçmış. Abi. Lan öldürüyordum be. Bu arada bak, bir şeyle vurduğunuz takdirde çok fazla canı gidiyor. Keşke silahla vursaydım. Belki şimdi öldürmüştüm. Tam da mantarı yiyordu. Fark ettiniz mi? Ya.
Ya geyikçik veya geyik olduğunu düşündüğüm hayvan. Çoğunlukla geyik, ceylan buna birbirine benziyor arkadaşlar. Bilmiyorum, ben bu hayvanları ayırt etme konusunda çok fazla şey değilim. Aa, bu ne? Portatif ısıtıcı. Şunu tüketebilir miyim? Tüket dostum. Aa, portatif ısıtıcı aldım. Eğriti bir ısıtıcı, çevrendeki herkesi ve kendini ısıtmak için kullan diyor. Müthiş. Enerji barı. On. Ne kadar çok loot var. Aklımı oynatacağım, yemin ediyorum. Bir deneyim puanı kazandık. Bakalım çantamızı vesaire arttırabiliyor muyuz? Bu da kalacak abi, mecbur. Bir dolap kilitli buradaki. Peki, problem değil. Hurdayı alalım. Onu alamıyoruz. Burada el yapımı ne yazıyor? Tabanca planı aldık, el yapımı. Aa, cop buldum. Aa, cebim dolu. Bu ne? Neyi bırakalım? Bunu düşürsem ne olur? Bu mesela nasıl? 11'e 17. Oğlum inanılmaz. İnanılmaz. Job çok iyi. Pekala. Ya bundan sonraki aşamada muhtemelen benim şey falan bulmam gerekiyor gençler. Haberiniz olsun. Kask vesaire. Şimdi çantamızı açalım tekrardan. Barınağımızı şuraya koyalım. Barınağı kurduktan sonra şu atölyemizi de şuraya bir yere koyalım. Hava sıcaklığı da bu arada bayağı düşüyor. İçerisi sıcak mı emin değilim. Bakalım. İçerisi gayet sıcak. Pekala. Barınağa girelim şimdi. Aa, barınağı yükseltebiliyorum. Gerek var mı? Bence yok. Bir seviye arttırabilirim. Onun yerine toplayıp odun miktarını arttırır diyor bakın. Odun miktarı. Yani bir kere vuruşta 2-3 alıyoruz ya, herhalde 3-4 alacağız. Kalsın. Bence bir slot ekleyelim buraya. Savunma için kanama etkisinden kaçınmak gerek yok. Bir savunma arttıralım. Saldırı puanı arttırabiliyoruz. Saldırı hızımızı arttırıyor. Yakın saldırıların hasarını arttırıyor. Bence bu daha iyi. Hareketlilik konusunda daha fazla verilmem için seviye 3'e getirmem gerekiyor. O da 45'e 45 istiyor. Avlanma, hayvana kemik düşme şansını ekler. Tendon düşme şansı ekler. Hangisi daha etkili bilmiyorum açıkçası. O yüzden şimdilik bunu ekleyelim. Bu ne? Hareket hızını arttırır. Oğlum bence iyi. Yükselt abi. 2 puan da buraya verelim. Hareket hızımız da artsın. Çok güzel. Aa bak, barınağı mı bak? Değişti. Oha, bayıldım. Barınağımın da deposu var. Doğru. Abi barınağa job koydum. Anti radyasyonu koydum. Isıtıcı kalsın. Alet edevatlardan bunu koydum. Konservemizi koyalım. Ve içeri doğru girelim. Burada almadığımız... Bak, çekmecem var. Yiyecek azığı var orada. Orayı araştır bir dakika. Her şeyi aldık mı peki buradaki? Almamışız ya. Gördünüz değil mi? Dolabı araştıralım. Bunu al. Onu da al. Burada sanırım... Aa bak! Requires localization. Ne demek acaba? Bunlar ne lan? Oha, domates. Çok iyi. Bu ne? Yeşil soğan. Oğlum inanılmaz. Kendime artık şey yapabilirim. Salata. Yalnızca zeytinyağı ve limon suyu vesaire gerekiyor. Bir de belki üzerine birazcık tuz. Burayı açalım. Ne gerekiyordu? Şunu bırakacağım. Bunu bırakalım. Askeri öğünü bırakalım ve sanırım bayağı bir şey bıraktık. Bunu herhalde 3 kere kullanabiliyoruz. O yüzden dikkatli kullanmamız gerekiyor gençler. Haberiniz olsun. Şu domatesle şeyi de alalım. Bunlar için de benim tekrardan barınağa gitmem gerekiyor ki bunları istediğim yere koyabileyim. Uyuyabiliyorum. Gerek var mı? Bence yok. Topla. Atölyemize bakalım. Yükseltemiyoruz. Çünkü bak abi, bunu nasıl yapabiliyoruz ya? Bir saniye. Benim yapmadığım herhangi bir eşya var mı? Bak, ocak yapmadık. Aa, madeni zamanla demire çevirmene izin veriyor. Ulan demir mi acaba o? Olabilir. Olabilir. Birazcık loot kasıyoruz gençler. Haberiniz olsun. Şimdi ne yapacağız? Sen değil. Seni alalım. Birazcık maden kasalım bakalım. Çünkü... Aa bak, kuzey böğürtlerini topla. Böğürtlenleri sanırım direkt yiyebiliyoruz değil mi? Aynen, böğürtlenleri direkt yiyebiliyor olmamız cidden mutluluk verici. Öbür türlü zaten herhalde böğürtlenleri de kızartmayız. Ne bileyim, Don Star'da yaptığımız gibi böyle böğürtlenleri falan. Don Star'da açıkçası her şeyi kızartabiliyoruz. O yüzden Don Star örneği bence çok doğru bir örnek değildi. O tamam. Tekrardan şuraya geçelim. Burada bir yerde taş bulabilir miyiz? Pek olası değil. En azından etrafta ağaç kadar şeyimiz yok. Taş kaynağı derken abi, taş kaynağının dibindeymişiz yemin ediyorum. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Ya bu taşları kırabiliyor muyuz? Tamamen emin değilim. Ya tamamen ağaç gibi yerinden sökebiliyor muyuz bilmiyorum ama bu küçük bir kaynak. O yüzden muhtemelen bizi fullemeye. İşte değişik sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Ben duyuyorum açıkçası. Ne olduğunu bilmiyorum. Toplama puanı kazandık bu arada. Gayet iyi. Bir kere daha vuralım. Değişik sesler geliyor lan. Sanki birisi bir yere vuruyormuş gibi. Şu yetenek puanımızı tekrardan... Abi kamp ateşi değil. Yanlış yaptım. Kamp ateşi... Ocak yapalım bir tane bakalım. Ocak. Bizden istenen şey ocak mı cidden? Odun ekleyelim.
Odun ekleyelim. Bir odun ekledim. Pişir diyor. Pişirelim. Bir dakika, bunu mu seçmem lazım? Aa! Oha, 10 tane mi? Bir dakika, 30 tane ekledin. Oğlum şaka yapıyor olmalısın ya. Harbi şaka yapıyor olmalısın. Aa, şeyim gitti. Baltam gitti abi. Bir tane balta yapalım kendimize. Birazdan şeyimiz de gidecek. Bu ne derler ona? Taş neydi? Kazma. Taş kazma da birazdan gidecek. Biz o şeyimiz eriyene kadar. Aa, erimiş sanırım madenimiz. Oğlum çok iyi. Sana bayağı fazla toplamışız ya. Bu kadar odunumuz gitti mi? Aa bak, demir. Aa, bir demir verdi. Oğlum çok acayip. Hadi şöyle bir şey yapalım. Madeni alalım. Tekrardan ekleyemiyorum. Şey yapamıyorum yani. Bak, maden seçili zaten. Aa, 30 tane ekleyebiliyorduk değil mi? Pardon. Tekrardan 30 tane yapalım. En azından 2 madenimiz olsun. Şu an sahip olduklarımla muhtemelen şey yapabiliyorum. Barınağımızı herhalde düzeltiyorum. Şu atölyemizi yükseltebiliyoruz. Bak, değişik bir şey ses, değişik bir ses geliyor abi. Anlamadım nereden geliyor veya ne o sesi çıkartıyor. Şimdi bari baltamızı bitirelim. 68, 69, 70. Evet, bence yeterli olacaktır bu kadar malzeme. Şu madenleri de ekleyelim. Ekledik mi emin değilim. 30 tane direkt öyle ekleyemiyoruz. Pekala. Ve bak, demirmiş abi, harika. Yükseltelim bakalım. Hiçbir şey yap... Aa, yapabiliyoruz. Hız ve soğuk direncini arttırır. Çok iyi. Bu ne? Harika. Ve yaraların iyileşmesini sağlıyor. Şifalı merhem. Yapalım. Az önce ben ne yaptım? Unuttum. Ciddiye unuttum. Az önce ben ne yaptığımı unuttum abi. Aa, ayakkabı yapmışım. Çok iyi. Aa, 4 tane çalı ekledik ayakkabının üzerine. Ciddi misin ya? 4 tane bak şey ekledin. Ya... Yapmayın ya. Niye bunu yapamıyorum? Aa, odun gerekiyor yine. Evet, biraz daha odun topladım. İhtiyacım olan odunların birçoğuna muhtemelen sahibim. Şu barınağımızı da tekrar yapalım. Çünkü deneyim puanı kazandık. Onu hemen harcayalım. Orada bir tane demir varmış. Bak, burada demir almam lazım abi. Demir çok önemli. Demir, bir daha kendimize kalkan düzeltiyorum. Zırh yapalım. Ve ne oldu? Bak, niye buraya direkt koyamıyorum? He, direkt böyle yapabiliyoruz. Bu çok daha iyi. Bu, samimi söylüyorum, çok daha iyi. Şimdi seviye 3'teyiz bu arada. Hayvanlara deri düşürebiliyoruz. Toplama skill'i kazandık. Bakın, çantama bir slot daha verebilirim veya odun ve maden miktarını. Abi, bence slot daha iyi, biliyor musunuz? Slot çok daha iyi gibi ya. Ne yapalım, önce slotu fullesek mi? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Slotu fulleyelim. Aynen. Bence slot olayı çok daha mantıklı gibi geldi bana. Buraya geliyoruz. Buraya ikinci seviye yükseltmek için. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Bak, buymuş. Tendonmuş. Tendon ne ya? Deri işlemiyle elde... Tendonlar zarar gördü diye bir cümle duyuyorum. Cümle geliyor aklıma ama tendonun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum gençler. Orada dursun. Bu burada dursun. Pekala. Her şeyi sanırım toplayabilirim. Toplan abi. Ocağımızı top... Aa, burayı toplayamıyoruz. Ciddi misin? Her defasında bunu yapmam mı gerekiyor? Evet. Her defasında bunu yapmam gerekiyor genç dostlarım. Pekala. O halde... şurayı bir yapalım. Çünkü neyimiz bitti biliyor musunuz? Taş baltamız bitti. Buraya hemen gelelim, bir taş balta yapalım kendimize. Bunun için de taş gerekiyormuş. Ciddi misin ya? Ay anasını. Aa, bunlara taş toplayabiliyoruz bakın. Baltayla. Baltanın ömrü gitmesin ama boşuna değil mi? Hiç gerek yok abi. Bu tarafa her şeyle... Aa bak, tipi geliyor. Veya havada şu an tipi var, emin değilim. Hemen onu da yaptık. Onu tekrardan şu seviyeye alalım. Burayı alalım. Toplayalım. Şimdi en yakında neresi var? Biz burayı düşünürken içeri doğru girelim. Hatta kapımızı da kapatalım. Evet. Burası gayet güzel bir yer. Tekrardan bakın, buraya gidebilirim. Fakat burada içine girebileceğim eğer herhangi bir... Aa, var. Var abi, evet. Burası neresi biliyor musunuz? East. Bakayım şöyle bir... Şöyle bir yukarı. Orası değil. Aa, bu tarafa doğru gideceğiz gençler. Yani... Vallahi bilmiyorum ha. Çok ciddiyim, anlamıyorum ya ben bu haritayı. Nasıl düzeltebilirim bunu bilmiyorum. Ne tarafa gideceğiz? O tarafta değil. Evet, bu tarafa. Bu tarafa doğru gidiyoruz. 85. Kuzey Börtlenler. Kuzey Börtlenler topla abi. Karnımız şu an aç. Yolda giderken bizim için abur cubur olur bu. Börtlenlerimiz. Yeni bir yere geldik. Kurt sesi duyuyorum. Problem değil. Problem değil. Hem silahım var. Silahım bu arada yok. Artık silahım var.
şurayı alalım. Çivili sopamızla muhtemelen çok daha rahat bir şekilde öldürebilirim karşıma çıkan düşmanları ve yeni bir yere geldik. Bunların soru işareti gözükmesi acaba biz bir şey keşfettiğimiz için mi? Yoksa... Aa, bir şey daha buldum. Oha. Aa, savaş bıçağı. Bozuk fener. Çok iyi. Bu arada ben bir tane daha bozuk fener bulmuştum. İki tane bozuk fenerim oldu acaba? Yo, oğlum çok acayip ya. Bazı şeyleri anlamıyorum ha. Ya biz hani her item gözükmüyor. Emin değilim. Topla abi. Ne var ne yok topla. İyi ki çantamıza vermişiz. El yapımı şok tabancası harika. Konserve yiyecek, konserve yiyecek. Bu ne? Çekmece kilitli. Çok iyi. Sanırım buradaki her şeyi de lootladık. Şu enerji barı çok nadir diyor. O yüzden onu yemeyelim. Konserve yiyeceğim bir tanesini tüketelim. Bakalım ne kadar verecek. 70 falandı. Allah. Bak orada bir şey var. Yaban domuzu. Öldürebilir miyim yaban domuzunu? Dönüyorum. Ama ne kadar hassas oluyorum. Gördünüz mü? Hayır oğlum. Aa, kaçma. Kaçmıyorsun. Aa, iblis. Aa, kemik. Nasıl dolu ya? Şaka yapıyor olmalısın. Ocak yapamıyorum. Oğlum ciddi misin? Kendime ocak dahi yapamıyorum. Abi şaka bu. Çok ciddiyim, şaka. Ne yapalım biliyor musunuz gençler? Birazcık taş toplayalım. Düzeltiyorum, birazcık maden toplayalım. Çünkü temel malzemelerden... Hani 80'i arttırabiliyor muyuz? Maksimum kapasiteyi bilmiyorum ama eğer arttırabilsek... Mesela ben bir bölüm yemin ediyorum sadece odun ve maden kasarım. Ama onun haricinde... Hani sürekli azalması benim canımı sıkıyor. Tekrardan barınağa insek mi bilmiyorum. Şu domates ve salatalıktan kendimize bir salata yapabiliriz. Bir achievement kazandım bu arada. Getting the hang of it. Aa, bu arada 8. gündeymiş. 8. gün için achievement'ını kazandım çünkü. Gayet güzel. Oğlum gayet iyi. Çok iyi ilerliyoruz. Çok çok iyi. Görev konusunda çok ilerledik mi emin değilim. Bu nasıl bir şey bu arada? Hasarı arttıran harika bir silah diyor. Harika o halde. Harika. Zırhımız ne kadar hasar aldı bilmiyorum. Cidden zırhımız ne kadar hasar aldı emin değilim. Şunu tüketelim. Bu arada ben eti değil de kemiği almak istiyorum. Çünkü sadece kemik biraz daha mantıklıymış gibi duruyor. Çünkü eti sürekli bulabiliyoruz ama kemiğin düşme şansı olduğu için bence kemik daha mantıklı. Şimdi kimyasal. Bir dakika. Benim bir yerde kesin şeyim olmalı ya. Kimyasalı koyduğum bir yerim olmalı benim. Bak sende yok mesela. Pekala. Atölyemizde var mı? Atölyemize de hemen bakalım. Bak. Bak. Ya bu var. Hatta bu bile var. Bunu da o tarafa koyabiliriz. Onun yerine buraya tekrardan scrapleri, hurdaları atölyemize koyduk gençler. Unutmayın. Kemiği buraya koyabilirim. Buraya da başka herhangi bir şey sanırım ekleyemem. Bunu zaten öbür tarafa koyacağız. Güzel ya. Inventory management'ım yemin ediyorum üst seviyede. Bunları stackleyebiliyor muyum? Harika. O da tamam. Çok çok iyi. Bir saldırı puanımız var. Bu ne? Hasarı arttırıyor. Saldırı hızını arttırıyor ve kritik hasar kritiğin şansını arttırıyor. Kritik saldırımız pek yüksek değil. Dolayısıyla bence yakın saldırı hasarını arttırmak şu noktada daha mantıklı olacaktır. Her neyse. Geç dostlarım bu bölümü burada sonlandırıyorum. The Wild Date'in sonuna gelmiş olalım böylece. Bir sonraki bölüm. Aa bak yeni bir yer keşfedildi. Oraya gidebiliriz. Yukarı doğru çıkabilirim. Hatta isterseniz şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Aa, bu benim haritamla değişiyor biliyor musunuz? Bak North. Aynen. Ben sürekli bu açıyla oynayayım. Evet abi ben sürekli bak var ya yeni keşfettim ha. Yemin ediyorum 30 kaç dakika oldu? 33 dakika olmuş görünüşe bakılırsa. Ve ben 33. dakikada fark ediyorum. Ben haritamı döndürücü oranında döndüğünü. Sen mi söylüyorum gençler? Ya, bu tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar. Oyunun heyecanıyla vesaire. Aynen bak doğru yoldayım ya. Yemin ediyorum var ya. Çok acayip. Hakikaten çok acayip bir insanım. Pekala tekrardan şuraya bir... Doğru yoldayız değil mi? Aynen doğru yoldaymışız. Aa bak burası abi. Buraya geldin mi? Hey! Bana getir inşallah işim bitti. Geri gelebilirsen harika olur. Aa beni çağırıyor. Ulan tam da sana doğru yaklaşıyordum biliyor musun? İçine mi doğdu lan iblis? He. Beni izliyor musun buralarda? He. Bak şurada bir sandık işareti var. Ama anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü buralarda sandık yok gençler. Bak tam burada diyor ki sandık var. Oyun bug'a mı girdi? Lan! Gel bakayım lan seni gidi. Yeteneğimi... Geçen ne kadar fark ettiğini anlamak istiyorum. Isınmanın bir yolu bulmalıyım hızlıca demiş. Dur oğlum, dur oğlum. Şunu da öldür. Harika. İki tane et çıktı. Harika. Bayıldım. Şu içeri doğru girelim. Ve burada şu güzel bölümümüzü sonlandırabilirim. Aynı zamanda ısınmış oluruz. Ve belki bakarsanız şu salatalıklarımızı yaparız. Hatta yapalım bakalım ya. Merak ediyorum ben.
Hatta yapalım çünkü merak ediyorum. Kapıyı aç. Zaten açık. Kızarmış mantar. Aa, direkt kızartalım iki mantarımızı da. Bak, tek tek kızartabiliyor olmamız çok iyi olmuş böyle ya. Bakar mısın? O, üç tane etim mi var benim? Ciddi misin? Dev et parçası ne acaba? Eyvah. Dev et parçası. Eyvah. Eyvah. Aa. Bu ne? Aa, salata değil, yeşil soğanmış lan bu. Hay aksi ya. Ciddi olamaz. Bunları bir yerde stoklamamız lazım. Aa, buzdolabı. O, iki tane buzdolabı var hem de. Aa, içi boş. Nasıl içi boş ya? Bir dakika. Kamerayı değiştirmiyorum. Benim kafam karışıyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Yani bunlar benim dediğim şeyi yapıyor muyum? Yani buzdolabı görevini görüyorlar. Şu an burada elektrik olduğunu düşünecek olursak muhtemelen daha yavaş bunlar bozulacaklardı. O yüzden bozulabilecek olan eşyaları çantamızda oraya koyalım. Diğerleri de burada dursun. Pekala. Genç dostlarım, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden The Wild 8'e devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim destekleriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz için. Eğer tavsiyeleriniz varsa lütfen belirtmekten geri durmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.